Başkanım sen misin? Ya şey oldu. Biraz yaşımız da var. Dede oldu. Şarabı yok mu? Şaban. Beni arayıp duruyorsun. Gördün yetmiyor. Hüseyin dur biraz havaya kalk. Sayın meclis üyeleri, sayın misafirler. 2023 mali yılı döneminin 19. toplantısına ait 5 Ekim 2023 günlü belediye meclis gündemini açıyorum. Gülten Altay yok. Mazeretli mi? Mazeretli. Mikail Çelik yok. Ömer Güner mazeretli. Ahmet Yıldız yok. Mahmut Göçmez mazeretli. Evet, o. Gündem birinci maddesi, buyurun. Bütçe komisyonu raporu. Belediye bütçe komisyonu 3 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30'da Belediye Meclis Odası'nda Bulut Becerik, Kemal Bozkuş, İbrahim Çekçi, Nezahat Demir, Fatma Esen'in katılımıyla toplanmıştır. 2024 yılı performans programı. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12 Eylül 2023 günü 71.679 sayılı performans programı. Belediye Başkanlığımızca 5018 sayılı kamu mali kontrol kanunun 9. maddesine göre hazırlanan 2024 mali yılı performans programı uygun olduğunu komisyonun uç ölçekliğiyle karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Nezahat Demir ve Fatma Esen retoyu kullanmışlardır. Söz almak isteyen var mı? Adem Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Sayın Başkan, zaten şurada 3-5 ayınız kaldı. Böyle başlayayım, biraz kinaye yapayım. Ondan sonraki 2024 yılında biz geliyoruz inşallah. O yüzden sizin 2023 ve öncesi yıllardaki performansınızı beğenmediğimiz için hayır veriyoruz. 2024'te de bu zaten 2024'ün performans programı. 2024'te de biz zaten hazırlayacağız inşallah stratejik planı ve hedefleri. Neden bunları söylüyorum? Şuradan birkaç başlıkla da aydınlatmak istiyorum. Örnek veriyorum. 2023 ve 2024 yıllarında koyduğunuz hedef 5 kilometre sıcak asfalt, 5 kilometre
beton yol yapımı, pardon 2 kilometre, 1 kilometre parke yol yapımı, soğuk asfalt yapılması 1 kilometre. Yani 2024 yılında yapmak istediğiniz ya da hedeflediğiniz ya da öngördüğünüz Çerkezköy'e bu. Bence bu sadece birkaç sokak ve birkaç mahalleyi bile kapsamayacak rakamlar. Yine Kent Müzesi ve Sanat Galerisi demişsiniz, hedeflerinizde var. 2024 yılına kadar olan süre içerisinde tamamlamayı öngörmüşsünüz ama böyle bir yatırım yok. Sonrasında hamam yapılması demişsiniz. Hamam ortada yok. Proje çalışması da artık yoktur herhalde. Son aylardayız. Veliköy Gençlik Merkezi demişiz. Veliköy Gençlik Merkezi yok. Yıllara yaymışsınız stratejik planda. 2024 yılı için de bir şey ortada yok. Veliköy kapalı pazar yeri demişsiniz. Ortada yok. Taziye evleri yapılması mahallelerde demişsiniz. 2023'te bile bitirmeyi öngörmüşsünüz. 2024'te zaten hedefe bile koymamışsınız. Hiç yapılmadığı için ben bunları söylüyorum. Mevcut amfitiyatronun yeniden düzenlenmesi, yapılması. O da hali hazırda herkesin bilgisi dahilinde. O da ortada bir proje yok. Geçmiş yıllarda sorduğumuzda şöyle bir cevap almıştık. Çalışmalar yapılıyor, proje hazırlıkları. Yani Veliköy meydan düzenlemesi için, proje için ön hazırlık çalışması yapılması. Amfipark projesinin ön hazırlık yapılması. Çok amaçlı spor salonu, Veliköy meydan düzenlemesi, Kızılpınar meydan düzenlemesi, bisiklet yolları ağı, engelsiz kitap evi kafe, hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi, modern VC ve bebek bakım yerleri, modern işçi durakları, otogaleri çarşısı gibi bazı hedefleriniz vardı. Bu hedefler 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2023'te göremedik. 2024'te de koymuşsunuz. Zaten 2024'te de bunları yapmaya zamanınız olmayacak diyorum. Çünkü şurada 3-5 ay kalmış, 2024 yılının seçim vaatleriniz ve 2024 yılına kadar olan stratejik plandaki hedeflerinizi gerçekleştiremediniz. Çoğu esamesi yok, ortada yok projelerin. O yüzden 2024'te biz inşallah Çerkezköy'e yakışan performansı sergileyeceğimizden kimsenin meclisinde şüphesi olmasın, vatandaşımızın da şüphesi olmasın. 2024'te bu performans programı nasıl hazırlanır, nasıl yapılır vatandaşımız da görecek. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi performans programları biliyorsunuz Ekim meclislerinde yapılır ve bir sonraki yılın performansına aittir. Şimdi öyle görüyorum ki yılların alışkanlığı sizde bizim yaptıklarımızı reddetmeyi tercih eden bir anlayışla 2024 yılının performansını da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri iktidara gelecek diyerek olumsuz oy verdiğinizi görüyorum ve düşünüyorum. Şimdi 2024'ün performansı bir daha tartışılmayacak. 2024'ün performansı 2023 yılının Ekim ayında tartışılır. Ve öyle zannediyorum ki siz yeniden geliyoruz dediniz, gelemeyeceğinize inanıyorsunuz. Tekrar bizim geleceğimize inandığınız için reddediyorsunuz. Öyle anlaşılıyor yaptıklarınızla. Şimdi tabii ki anlattınız bazı yaptıklarınızı, bazı yapamadıklarımızı anlattınız. Anlattıklarınız içerisinde işte sıcak asfalt bugün şu anda hala biz buradayken sıcak asfalt ekibi Veliköy'e geçti. Veliköy sokaklarını asfaltlıyoruz. Bilginiz olsun. Beton yol ihalemiz devam ediyor. Beton yollarımız şu an biz buradayken devam ediyor yapılmaya. Bugüne kadar yapıldı. Şu an biz buradayken Veliköy sokakları asfaltlanıyor. Kent müzesi dedik yapamadık. Kent kütüphanesi yaptık Çerkezköy'ümüze. Günde gidip bir ziyaret ederseniz, yani açılışta geldiniz, açılıştan sonra da bir ziyaret edin. Yaklaşık her gün 1000 genç, çocuk o kütüphaneyi ziyaret eder hale geldi. Şimdi Veliköy Gençlik Merkezi yapıyorsunuz, ortada yok dediniz. 93 yılında yapılmış bir bina, 93 yılına kadar hiç kimsenin dokunmadığı, görmediği o büyük bina şu an tadilatı bitiyor. Muhtemelen 1-1,5 ay sonra bitireceğiz ve o binanın içerisinde gençlik merkezi yapacağız. Yapmadı dediniz, o binayı gençlik merkezi haline çevireceğiz. Bilginiz olsun.
Evet, kapalı pazar alanını oluşturmak konumu ile ilgili sıkıntı yaşadık. Yaşadığımız için yapamadık. Hala konumla ilgili bir kararımız var. Hala zamanımız var, yapabiliriz. Burada saydıklarınız içerisinde bisiklet yollarından bahsettiniz. Şu anda hala hazırda yol devam ediyor. Kent ormanında yaklaşık 5-6 kilometrelik ilave bisiklet yollarını yapıyoruz. Atatürk Öztürk caddelerinde bisiklet yollarımızı tamamladık. Ara sokaklarındaki bisiklet yolları çalışmaya devam ediyor. Çerkezköy içerisine bazı alanlara modern VC'ler yaptık, yakın açacağız. Osmanlı Camii'nin VC'sini sil baştan yeniledik, yapacağız. Osmanlı Camii'si şu anda aydınlatma çalışmaları başladı. 15-20 gün sonra Osmanlı Camii'si ışıl ışıl göreceksiniz gibi. Tabii ki eksik kaldığımız yerler yok, bu var. Bunların hepsi zaman zaman öncelik getiren yatırımlara dönüşmedi mi? Dönüştü. Ancak biz performansımızı, tabii ki siyasetin konusudur, ancak performansımızı 2014 performansımızı 2019'da vatandaştan aldık. İnşallah 2019 performansımızı da 2024'ün 1 Nisan'ında yine vatandaşımızdan alacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, tekrar kısa atışmayacağız. Siz sordunuz şey bak. Adem Bey, müsaade edin. Aynı yere gelmeyelim bak. Hayır başkanım. Aynı yere gelmeyelim. Bak lütfen. Bak siz açıkladınız. Ama hiçbir şekilde polemiğe gerek vermeyecek şekilde sizin söylediklerinize cevap verdim. Yine aynı şeyi yapmayın lütfen. Tartışma yok, sadece sorum olsun. O zaman sorum olsun. Evet. Bir soru alalım sadece. Tamam. Amfitiyatro evet. Ve otopark sorununu geçmiş döneminizdeki performanslarınızla bir kıyaslamanızı rica ediyorum. Çünkü Çerkezköy'ün şu andaki otopark sorununun bu hale gelmesinin başlıca sebeplerinden birisi de sizin otoparkla ilgili performansınız. Sordum. Teşekkür ediyorum. Otoparkla ilgili bu dönem adına yapmayı niyetledik. Büyükşehir Belediye'mize ihaleye çıktık. Hangi safhalardan geçtiğini bu mesleği iki defa anlattım. İhalesi edildi. Ekonomik gerekçelerle, o günün şartlarıyla bu otopark maalesef gerçekleşemedi. Bu hale gelmek zorunda kaldı. Çerkezköy'de otopark sorunu vardır. 2024 yılında da yapımına başlanacaktır. O kadar iddialı konuşuyorum. O yüzden amfitiyatro ile ilgili de bu tasarrufun bir kısmı kendi aklımızdaki planların içerisindedir diye söylemiş olayım. Doğru, amfitiyatro ile ilgili tasarrufa giremedik. Hemen yıkımına girebilirdik. Ancak biraz daha bekleyerek, biraz daha ihtiyaçlar doğrultusunda karar vermek adına bekledik diyerek altını çiziyorum. Gündem birinci maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023. Abi biraz daha zamanı doğru kullanırsak, bakın konuşmalar yapıldı. Oylamaya geçtim. Dinliyorum Mehmet Bey. Çok kısa. Siz bakmadınız. Konu bitti. Siz direkt şey dediniz. Buyurun Mehmet Bey. Söz verdim. Mikrofonu yaklaştırırsanız azıcık. Bu yapılan bisiklet yollarıyla alakalı birkaç gündür geziyorum. Her taraf geri yıkılmış. Yıkılmayanlar, kırılmayanlar da oynatılmış yerinden. Siz de gördünüz yukarıya doğru giderken. Bunların teslim alınmasıyla ya da alındı mı? Tekrar düzeltme yapılacak mı? Bu birinci. İkincisi de seçimin başlarında temizlik konusunda bidonların temizliği, çöp bidonlarından bahsediyorum. Bir aksaklık vardı. Sonra düzeldi. Şu bir iki aydır yine aynı şekilde bir aksaklık var. Eksik arabamız mı var? Eksik elemanımız mı var? Düzgün çalışılmıyor mu? Bu konularda bir bilgi istiyoruz. Konuştuğumuz konunun özü performans programı. Performans programına dair söz veriyorum. Performans programına dair konuşmanız gerekiyor. Bir dakika sordunuz, cevap veriyorum Mehmet Bey. Performans programına dair Adem Bey söz aldı. Performans programına dair açıklama yaptı. Ben de ona dair cevap verdim. Sorularınız, sorunlarınız olabilir. İki kalemi konusu burası şu anda değil diye yine de cevap vereceğim. Ancak performans programına dair söz aldığınızdan altını çizerim. Bisiklet yolları ile ilgili tabii ki daha tamiratlar devam ediyor. İş teslim alınmadı. Eksikler müteahhit tarafından yapılıyor. Temizlikle ilgili herhangi bir sorun, sıkıntı, belirgin, güncel bir sorun, sıkıntı yok. Lokal varsa bildirirsiniz de çözeriz. Gündem birinci maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 gün 71679 sayılı 2024 yılı performans programı hakkındaki müzakerenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Mehmet Bey, oy vermediniz. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi buyurun. Mali
Adli Senetler Müdürlüğü'nün 12 Eylül 2023 gün ve 71.680 sayılı 2024 mali yılı gelir ve gider bütçesi. 2024 mali yılı bütçesi mali giderler bütçe muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesine göre 1 milyar 510 milyon TL olarak hazırlanan gelir ve gider bütçesi yeniden incelenmiş ek tek şekilde 1 milyon 510 milyon TL olarak kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Nezihat Tümür ve Fatma Esen yatayı kullanmışlardır. Söz almak isteyen var mı? Buyur Adem Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Biliyorsunuz geçen aylarda tartışma konumuz bayağı bir uzun sürdü. Bir iki aya yayılan Tekirdağ'da da burada da ek bütçe ile alakalı başladı. Tabii ki bunun temel kaynağı geçen yılınki 594 milyonluk, yanlış hatırlamıyorsam 96 ya da 94 milyondu. Bizim 2023 yılı hedeflediğimiz gelir gider tarifesi rakamıydı. Bugün baktığımızda 1 milyar 510 milyonluk bir 2024 yılı hedefi koymuşsunuz. Dikkatimi çekenlerden en başlıca kaynaklardan başına koyduğu konu şudur Sayın Başkan. Taşınmaz satış gelirleri. Yani baktığımda taşınmaz satış gelirlerinden arsa satışı 422 milyon yani totalde 443 milyon. Arsa satışlarına koyduğunuz rakam, hedeflediğiniz rakam 422 milyon. Sayın Başkan, biz arsa satışlarına karşı değiliz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ama Çerkezköy'e bu arsa satışlarının karşılığı veriliyor mu? Yatırım olarak dönüyor mu? Yani 1.3 milyarlık 2023 bütçesinde neler yapıldı? Bunu Çerkezköy de merak ediyor, biz de merak ediyoruz. 2024 yılına koyduğunuz 1.1 milyar 510 milyonluk bütçenin de en büyük payını yine arsa satışları belirliyor. Geçenlerde birkaç ay önce kapaklı meclisinde sizin de meclis üyeniz, Büyükşehir Meclis üyemiz Sayın İbrahim Erkan'ın da bir sözü vardı. Vahap sata sata bitiremedi, ben 1100 tane tapu bıraktım dedi. Ben söylemedim bunu, kendi üyeni söyledi. Şimdi her ay galiba bir ya da iki parti halinde satışlarımız var. Çerkezköy Belediyesi'nin mülklerini satıyoruz. Yani bunları satıyoruz ama karşılığını Çerkezköy'e hizmet olarak veriyor muyuz? Az önce Mehmet Bey'in dediği gibi ben birkaç mahallemizden fotoğraf çekme imkanı buldum. Burada telefonumda da var. Bakıyorum her taraf çöp içinde, çamur içinde, çukur içinde, toz içinde. Yani birkaç yıldır bunu Çerkezköy'e yaşatıyorsunuz. Bu bütçelerle çok güzel yatırımlar alması gereken bir Çerkezköy'ken biz sadece satmaya odaklı bir bütçe hazırlamışız. O yüzden gelir bütçesinde bunu açıklamanızı rica ediyorum. Çünkü 140 adet arsa satışı getirdiğinizde geçen yıl 8. aydı yanlışım yoksa. Sormuştuk, Sayın Başkan bunları neden satıyoruz? Siz de şöyle bir cevap vermiştiniz. Demiştiniz ki biz bu arsaları ihtiyaç olduğunda meclisten yetki alıyoruz ama ihtiyaç olmasa satmayacağız. Ama görüyoruz ki her ay düzenli olarak arsa satıyoruz. Sata sata bitiremedik maşallah. Sizden ricamız arsa satmayalım demiyoruz, yatırım yapmayalım demiyoruz. Ama bunları Çerkezköy'e yatırım yapacak bir hale getirerekten satın. Yoksa bu alışkanlığınız 2024 yılında da devam edecek mi? Ne kaldı, ne satacaksınız merak ediyoruz. Bu gelir tarifesiyle ilgili eleştirimiz. Bir de burada bir şey gördüm. Alacaklarla ilgili tahsilat. Yani 2024 yılında alacaklardan tahsilat oranı 115 milyar. Yani 115 bin TL. Sayın Başkan, Çerkezköy geçmiş yıllarda denetimlerde de her seferinde söyledim. Yani %10'larda, %5'lerde ve %15'lerde maksimum bir alacak tahsilatı yapıyoruz. Burada da yine alacak tahsilatları ile ilgili bir bütçe konmamış. Yani hiç mi alacağımız yok? Çerkezköy Belediyesi'nin alacağı yok mu? Benim bildiğim dünya kadar olması lazım. Sadece bu kadar mı? Merkezi idareden gelen rakamı da paylaşayım arkadaşlar sizden. Hedeflenen merkezi idareden gelen rakam da 322 milyon. Şimdi Sayın Başkan 322 milyon merkezi idareden gelir diyelim. 422 milyon, 434 milyon arsa satışlarından diyelim. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz sayın arkadaşlar? Çerkezköy Belediyesi'nin vatandaş vergi versin biz hizmet yapalım. Vatandaş vergi versin biz vatandaşa elektrik su olarak dönelim, yatırım yapalım. Değerli arkadaşlar, Çerkezköy Belediyesi'nin hiç iştirak geliri yok. Burada da zaten planlarda da görüyoruz. Bunu geçmiş yıllarda da söyledim, yine söyleyeceğim. Çerkezköy Belediyesi
iştirak oluşturmazsa, iştiraklardan bir geliri olmaz ise, burası pandemi döneminde yaşadığımız gibi bazen mücbir sebeplerden, afetlerden dolayı belediyelerde, iktidarda, hükümette, devlette, hatta ve hatta hepimiz işvereniz, kendi ekmek teknelerimizde bile sıkıntıya giriyoruz. Ama hiçbir proje üretilmiyor. 10 yıllık yönetim döneminizde hiçbir iştirak oluşturulmadı ve iştirak oluşturulma gibi bir proje ve bir hedef de göremiyorum. Yani bir halk ekmek projeniz var, bir kurduğunuz iştirak firması tır garajı var. Onların da güncel durumu belli. Ama gelir olarak ben baktığım zaman Çerkezköy Belediyesi'nin bütçesini düşünecek bir gelir kalemi Çerkezköy'de maalesef 10 yıldır düşünülmemiş, düşünülmek de istenmiyor. Gördüğüm bu. Gider tarifesiyle ilgili de zaten iki başlık olduğu için gider tarifesiyle ilgili de Sayın Başkan, yani performans programlarınıza baktım, döndüm, gider tarifesiyle kıyasladım. Orada bir şey dikkatimi çekti. Fen işlerine bütün başlıklar konmuş. Fen işleri birimimize bütün yatırım başlıkları konmuş. Dönmüş, makina ikmal bölümüne de birkaç başlık konmuş. Bütçeye bakıyorum, fen işlerinin bütçesi 300 küsur milyon, makina ikmalin bütçesi 425 milyon civarı. Yani burada bile bu program ve bu birimler hazırlık yaparken ne kadar birbirleriyle çeliştikleri, acemice davrandıkları aşikardır. Hepsi burada belgeli. Baktığımda bunu anlıyorum. Yani rakamlar da verebilirim. Ortalama rakamları verdim. Hatta makine ikmalin bütçesine baktığımda, hedef performansında ve bütçeyle kıyasladığımda yapacağı işler belki 5-10 milyonluk işler ama ayrılan bütçe çok fazla. Fen işlerin bütçesine baktığımda, hedeflerine baktığımda dağlar kadar iş var ama bütçesi çok çok az. Bu bence bir yanlış tespit ve yanlışlıkla hazırlanmış bir gelir gider tarifesi bütçesi. Sayın Başkan, birkaç not aldım ama tabii evrak çok, biraz da bekleterek sizlere sunum yapmak istiyorum. Bir iki tane başlık vardı. Temsili ağırlama. 519 milyon özellikle şeyi söyleyeyim, tekrar makine ikmale dönmek istiyorum. Gider tarifesinde 519 milyon bir gider öngörmüş makine ikmal birimimiz. Performans programında 473 milyon. Yani burada bile rakamlar çakışıyor. Yani birbiriyle orantılı değil. Fen işleri yine hakeza. Temsili ağırlamalara 5 milyon. Hukuk birimleri işte 6-7 milyon, 25 milyon gibi bazı rakamlar var. Ben çok merak ettiğim konulardan biri. Ya bu temsili tanıtım ağırlama. Ya 5 milyon az bir para değil Sayın Başkan. Yani buradaki giderler nedir? Bizlerle bir paylaşır mısınız? Yani bu kadar rakamlar neden konuyor? Yani ben şahsen merak ediyorum. Sizin de bunun cevaplamanızı istiyorum. Dosya çok olunca bazı aldığım notlar ve başlıkları da tekrar söyleyeceğim. Baskı ve cilt gideri demişiz. 1 milyon 161 bin lira. Yani bir baskı ve cilt. Kaç para olduğunu biliyoruz Gök abi. Hepsini biliyoruz ama buradaki rakamlar tabii ki tahmini. Onun da altını çizelim. Ama bazı birimlerin, yani Sayın Başkan, sizin özellikle bunları incelemeniz gerekirdi diye düşünüyorum. Yani performans programı, gelir tarifesi ve gider tarifesindeki başlıklardaki rakamların afaki ve birbiriyle uyumlu olmadığını görüyorum. Bu da otomatikmen bizim de dikkatimizi çeken bir şey. O yüzden gelir ve gider tarifesini %200, geçen yıla göre %200 bir artırımla meclise getirdiniz. Bu yüzden de hayır diyoruz. Teşekkür ederim. Sırayla söz vereceğim. Kısaca polemik yaratmadan. Bir saniye, bir dakika Mustafa Bey'e bir söz vereyim önce. Teknik olarak bir söz alalım. Teknik buyurun. 2023 yılı gelir ve gider bütçesinin şu andaki tahmini gerçekleşme oranı %64. Yani 1 milyon 310 milyonluk bütçede yaklaşık 830 milyon gibi bir bütçe gerçekleşmesi var. Ya bunu 2024'e uyarlarsanız bütçede %50 gibi bir artış oluyor. O da enflasyon oranında gibi bir artış olacak. 9 aylık durum zaten değil mi?
Evet, daha da 3 ay var. Yine alacaklardan tahsilat dediğimiz belediyenin alacaklarını yansıtmamaktadır. Alacaklardan tahsilat 115 bin lira denilen rakam il özel idare, belediye köylerden olan alacaklardır. Bunlarla ilgili bir alacağımız olmadığı için 115 bin lira gibi bir rakam konmuştur. Zaten bildiğiniz gibi bütçe tahmini olarak hazırlanmaktadır. Satışları 400 bin de gerçekleşebilir, 200 bin de gerçekleşebilir, 600 bin de gerçekleşebilir. Bunlar tahmini bütçedir. Temsil arama tören giderleri de bildiğiniz gibi bütün tören, temsil, örf, adet harcamalarına göre yapılan harcamalardır. Teşekkür ederim. Efendim, biraz bakarken 2014 bütçesi biz geldiğimizde 67 milyon 600 bindi. Çerkezköy Belediyesi'nin borcu da 84 milyon küsürdü. Yani bütçenin %124'ü kadar. 2023'ün gerçekleşecek bütçesi Musa Bey'in dediğine göre 1 milyar civarında. Bizim bugün o oranı hesapladığımızda 1 milyar 240 borcumuzun olması gerekiyor. Bizim bugün borcumuz şu anda kayıtlı borcumuz 120 milyon civarı. Bu demek ki 1 milyar civarında bir kere otomatikman borcumuzu azaltmışız. Bugünkü rakamlarda. Bu bile cevap için yeter diye düşünüyorum. Bir dakika adam. Müsaade et Adem, bir söz vereyim ama müsaade et. Bir dakika. Bak, lütfen. Söz aldınız. Bulut Bey'e sıra. Bulut Bey size söz verdi. Başkanım, esasen ben Adem Bey'in beyanlarına değil de içeriye girmeden sadece komisyon adına bir yorum yapmak istiyorum. Plan Bütçe Komisyon Başkanı benim. Plan Bütçe Komisyonu'nda bulunan arkadaşlar olarak biz, sizden de grubunuzdan iki arkadaş var, üç arkadaş da biziz. Bir mesai harcıyoruz ve toplanıyoruz. Toplandığımızda biz kabul oyu olan verenler olarak sizin sorularınıza cevap verebilecek pozisyonda insanlarız. Yaptığınız yorumlar var ama grup sözcüsü olabilirsiniz. Kendiniz izah etmek istiyor olabilirsiniz ama komisyon toplantısında red oyu verip deyip konuyu kapatıyorsunuz. Hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Bu mesai ayıran siz, gerek sizin grubunuzdaki gerek bizim grubumuzdaki plan bütçe komisyonu olarak bize biraz saygısızlık demeyeyim de hoş bir yaklaşım olmuyor. Ricacı olacağım. Belki sizin grubunuzdaki arkadaşların bir rahatsızlığı olmayabilir. Kimse bana bir sistemde bulunmadı. Ama komisyon toplantılarımızda bu tür itirazlarınızı, çekincelerinizi bizimle paylaşırsanız biz de sizin grubunuzdaki arkadaşlara izah etme çabasında bulunuruz. Çünkü ne bir karşı oyunuz var ne bir ayrışık oyunuz var. Kabul etmedik dediniz, kapattınız ama içinizde çok fazla fırtınalar kopuyormuş. Keşke bize de bir zaman ayırsanız, komisyonda bunları tartışsak. Ha, gönül ister bütün komisyonlara Adem Bey gelsin. Belki de onu istiyor, onu da bilemiyorum. Grup sözcüsü olmakla komisyonlardaki konuların tartışılması konularını biraz ayırmanızı rica ediyorum. Komisyon başkanı olarak. O kadar. Sayın başkanım, ben arkadaşlara devam etsiniz daha iyi olur herhalde. Pardon, daha söz verdim. Anlamadım abi. Nedim Bey ve Bulut Bey'e bir cevap vereyim. Ondan sonra isterseniz siz cevap verin. Ya da siz verin. Buyurun, buyurun. Cevap verecek bir şey söylediler mi bilmiyorum ama buyurun verin. Evet, Nedim Bey klasik 2014'e gitti. 2014'te zaten halk sizi seçmiş. Buyurun siz yönetin demiş ama arsa satışı yaparaktan, yani bu yıl kaç paralık bir arsa satışını, sadece bu yıl kaç paralık bir arsa satışını yaptığınızı bir açıklayın. 200 milyon. 1 milyar borç. Evet. Karşılıklı demeyin Nedim Bey. Karşılıklı yapmayın. Adem Bey bitir sadece abi. Sadece bu yılda 10 yıllık kaç para arsa satış yaptınız buradan zaten çıkar. 1 milyar borcumuz olması gerekiyor dediniz. Yıllık 200 milyon zaten yapsanız 9 yılda 1 milyarlık bir borç kapım olur. Nedim Bey ben sizi dinledim. Abi karşılıklı değil Nedim Bey. Ben sizi dinledim. Yani kendiniz söylüyorsunuz. 200 milyonluk bir arsa satışı yaptınız. Ben de şunu soruyorum zaten size. Yani bu arsa satışları yapılıyor, borcumuz yok ama yatırım yapmıyorsunuz. Çerkezköy'e ne yaptınız? Atatürk Öztürk Caddesi'nin hali ortada. Sınıfta kaldınız. Çerkezköy'ün tamam. Sokakları, Gazipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya hiç girmediniz. Veliköy, Kızılpınar'ın arka sokaklarını unuttunuz. Hangi yolumuzda kaldırım var? Bağla asfalt dökmediniz. Yani Ambardere'ye döktüğünüz asfalttan yola çıkın, kaldırımdan yola çıkın. Ya bir yıl kullanılmadı. Yaptığınız işlerin de kalitesi ortada. Bitti mi Adem Bey? Bulut Bey'e de cevap vereyim. Verin.
Komisyon başkanı olarak tabii ki siz tartışabilirsiniz. Benim o komisyona girme gibi bir lüksüm yok Sayın Bulut Bey. Biz orada sonuçta komisyonlardan alınan kararlar tavsiye kararıdır. Arkadaşlarımız orada çıkar evet ya da hayır diyebilir. Biz de burada mecliste istediğimizi konuşabiliyoruz. Yani illa oraya şart düşmesi ya da düşmemesi gerekecek bir durum söz konusu değildir. O arkadaşlarımızın iradesidir. Şart düşecekleri zaman düşerler, düşmeyecekleri zaman da düşmezler. Ama hayır diyerek, reddederek, kabul etmeyerek zaten fikrini beyan etmişler. Yani bunun neyini irdeledik ben onu anlayamadım. Teşekkür ederim. Evet, herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi temelde söyleyeceğim, şuradan başlayayım. Tabii ki bir bu konu Plan Bütçe Komisyonu'na havale oluyor. Biraz önce sordunuz, rakamlarla telaffuz ettiniz. Şimdi soruların tamamını Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız sorsaydı, teknik yeterli cevapları size verebilirlerdi. Sizin bahislerinizden sonra Mustafa Bey'den aldığım bilgilere göre herhangi bir yanlışlık yok o söylediğiniz rakamlarda. Yani doğru bilgiyi edinmek adına yapmış olduğumuz komisyonda hedefimiz ne? Doğru bilgiye ulaşmak. Eğer o doğru bilginin içerisinde görmüş olduğunuz bir eksiklik ya da yanlışlık varsa o yanlışlığı tariflemeniz lazım. Şimdi sizin anlattıklarınızdan, bugün anlattıklarınızdan şu anda bakılan rakam karşılıklarına göre herhangi bir yanlışlık yok. Keşke sormuş olsaydınız. Bakın bu gösteriyorsunuz, ben de cevabını alıyorum. Hiç öyle yapmayın. Siz, Adem Bey müsaade et. Bak komisyon toplanmış. Sizin arkadaşlarınız, bizim arkadaşlarımız. Bir saniye müsaade et. Müsaade et ya. Müsaade et Adem Bey, bak sana söz vermedim. Karşılıklı konuşmuyoruz. Sen anlattın, sana cevap veriyorum. Senin anlattıklarına cevap veriyorum. Şimdi diyorum ki bu komisyonda bu soruları sorsaydınız siz de tatmin eden cevapları, doğru cevapları alırdınız. Bunu yapmamışsınız. Keşke yapsaydınız diyorum. Bir şey söylemiyorum. Şimdi tabii ki Çerkezköy Belediyesi'nin bu döneminde ne Çerkezköy Belediyesi, yok Kapaklı'daki arkadaş öyle söylemiş, sata sata yapa yapa, kimin ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Benim yaptıklarım, bizim yaptığımız dönemdeki yapılan işler ortada. Çerkezköy Belediyesi 2014-2024 döneminde de arsa satmıştır. 2004-2014'te de satmıştır. 2024-2034'te de satacaktır. Satacaktır. Belediye bir yandan üretir, diğer yandan satar. Bu doğaldır. Önemli olan nedir? Belediye tarlalarını satmamalı. Çerkezköy gibi bir yerde belediye yarın arsaya dönüşecek, maddi değere dönüşecek, dönüşmüş alandaki alanlarını eğer kamu adına bir ihtiyaç yoksa satıp kamu alanına başka ihtiyacı çevrilir. Belediyeciliğin temel felsefesi bu. Ama siz geçmişte maalesef Kızılpınar'da Kızılpınar'ın tarlaların satıldığı dönemlere şahitlik ettik biz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şimdi o yüzden her ay bakın arsa satışlarla ilgili rakamları verdiniz. Bu ay 29 madde belediye hisse satışı var. Bunlar da arsa satışı. Kanun ön vermiş. Eğer vatandaşın hisseli olduğu alanda ilgili bir talepte bulunursa satmak durumundasın demiş. Bunlar da arsa satışı. Dolayısıyla sadece başlıklar üzerinden anlıyorum, seçim harareti yavaş yavaş başlıyor. Seçim hararetini de ısıtacak, şekillendirecek cümleler kurmayı arzuluyorsunuz. Ama meydan boş değil Adem Bey. Yani zaman gelir, süre gelir. 2004-2014 dönemlerinden bahsederiz. Tarih hepimiz için kıymetli. 2014-2024 tarihi de 2024 sonrasına ışık tutacaktır. Vatandaşlarımız bugün Çerkezköy dinamik bir şehir. 215 bin nüfusa ulaşmışız. 215 bin nüfusa ulaşan Çerkezköy'ün 2014-2024 döneminde yeni gelen vatandaşlarımız var. Bu bilgileri vatandaşlarımıza aktarmamız lazım. Paylaşmamız lazım. Çerkezköy hangi dönemlerde, hangi şekliyle yönetilmiş, hangi borçlar devralınmış, hangi devralınan borçlar hangi noktaya getirilmiş, belediye bütçeleri hangi marifetlerle yönetilmiş, belediyenin hesaplarına haciz konduğu dönemler yaşanmış, bugün belediye bankalardan kredi alabilir durumlara gelmiş. Bunları anlatacağız. Bunları paylaşacağız. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Dolayısıyla şunu anlatayım. Tahsilat oranlarıyla ilgili bilgiyi verdi. İştiraktan bahsettiniz. Hiç iştiraki olmayan bir Çerkezköy Belediyesi vardı. Hiç iştiraki yoktu. Bu dönemde iştirak kurduk. Çerkezköy Belediyesi, Halk Ekmek AŞ, Çerkezköy Belediyesi
tarımsal aşı. Bugün Çerkez Göbesi tarımsal aşı, Çerkezköy'ün çok önemli bir sorununa çözüm üretmiştir. Otopark, tır parkları, bazı çay bahçesi kıvamında alanlara almıştır, işletiyordur. Bunun dışında Çerkez Göbesi diğer önemli iştiraki halk ekmektir. Bugün Çerkez Göbesi halk ekmek aşı yaklaşık günlük üretimini 30 bine dayandırmıştır. Hedefi 40-50 binlere çıkmaktır. Çerkez Göbesi'nin iştirakten anladığı, Çerkez Göbesi'nin iştirakten anladığı vatandaşına hizmettir. Vatandaşına ucuz, sağlıklı ekmekle buluşturmuştur. Buradan para kazanmak değil, vatandaşın zor durumda olan vatandaşa sahip çıkmak, zor durumda olan vatandaşın arkasında olan bir anlayışla bunu yönetmektir. Yoksa Çerkez Göbesi bir kar amacı güden bir anlayış da hiç olmamıştır bizim dönemimizde. Olmayacaktır da. Dolayısıyla iştiraklarla ilgili kısım, yani hiç olmayan iştiraklar böylesine vatandaşına hizmet eden bir iştirakları olan kurum haline gelmişti Çerkezköy Belediyesi. Yani o rakamlarla ilgili kısmı da söyledim. Tabii ki bütçe enflasyonla direkt alakalı bir konudur. Tabii ki bütçeler yapılmıştır, ek bütçeler yapma ihtiyacı doğmuştur. Önemli olan bütçelerinizi tabii ki nasıl kullanmaktır. Şimdi tabii orada da söylediniz, işte bütçeler ne kullanılıyor, neler yapıldı merak ediyorum dediniz. Biraz önce son cümlelerinizde dinliyorum. Gazi Osman Paşa'da bir şey yapmadınız, Kemal Paşa'ma bağlı asfalt atmadınız. Yani ya Çerkezköy'ün sokaklarından haberiniz yok Adem Bey, buyurun gezelim. Gerçekten gelin gezelim. Bağlık'ta beton yol ekibi şu anda çalışıyor. Biz buradayken orada beton döküyorlar şu anda. Bağlık'ın sokakları 2024 dönemine gelene kadar geçen dönemki asfalt hamlemiz, bu dönemki asfalt çalışmamız, evvelki seneki çalışmamız bunların tespitidir. Bağlık'ta hiç asfalt atmadınız demek, yaptıklarımızı görmüyor olmanız demek, görmezden geliyor olmanız demek, vatandaşın bunları görmediği, yaşamadığı anlamına gelmiyor Adem Bey, bilginiz olsun. Seçim tabii ki kıymetlidir. Seçim bir er meydanıdır. Seçim bir vatandaşla yüzleşmedir. İşte bundan sonra sezon açılıyor. Aylardan Ekim. Kasım'dan sonra biliyorum ki siz de biliyorsunuz ki er meydanı açılacak. Herkes meydanda boy ölçüştürecek. Vatandaşın huzuruna çıkacağız. Vatandaş bütün bu yapılanlarla yapılmayanları arka arkaya koyacaktır. Üst üste koyacaktır. 2019 dönemini hatırlarım ben. 2019 seçim kampanyasını yaparken neredeyse yine hiçbir şey yapmadığımızdan bahsetmiştiniz sokak sokak. Biz de yaptıklarımızı anlatmıştık. Vatandaş vefalıdır Çerkezköy'de insanlarımız, hemşerilerimiz. Vatandaşlarımız o dönemki çalışmaya vefa göstermişlerdi. Ve bugün buradayız. Siz yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz yine yaptıklarımızı anlatacağız Adem Bey. Teşekkür ediyorum. Ama böyle karşılıklı yok, atışma değil Sayın Başkan. Halk ekmeği uzun uzun anlattınız. Halk ekmek projesine bizim bir itirazımız olmadı. İştirak yok dedim. Ben yok işte dedim. Devamını beklerseniz Sayın Başkan. Bekliyorum. Ben halk ekmek gibi iştirakları artırabilecek projeler yok dedim. Yani bir halk ekmeği örnek gösterdiniz, uzun uzun anlattınız. Ama Çerkezköy'ün 10 yıllık yönetimi sizde. 10 yıldır harici ne iştirak oluşturmuşsunuz? Burada belgelerden konuşuyorum. İştiraktan geliri yok Çerkezköy Belediyesi'nin. Bu anlayışla Çerkezköy Belediyesi hizmet alamaz. Çerkezköy Belediyesi, Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlar hizmet alamaz. Geçiyorum, geçmiş dönemleri ikide birde örnek veriyorsunuz Sayın Başkan. Yani 10 yıl diyoruz. 10 yıl. 10 yıl öncesine gitmek, yani farklı bir cümle kullanmak istemiyorum ama belediye başkanı olarak 10 yıl öncesine giderekten cevap vermek, bunu da siyasete çekmek, şundan emin olabilirsiniz, ben hakiki siyaseti size söyleyeyim. Siyaset bugün sahada başlamıştır belki de. Bizim konumuz siyaset değil, bizim konumuz Çerkezköy'ün geleceği, Çerkezköy'ün menfaati, Çerkezköy'ün çıkarları. Zaten saha ve sokaklar bugün size güle güle demiş durumda. Bize de hoş geldiniz diye bağıra çağıra karşılıyor. Bunu da görüyoruz. Siz de görürsünüz. Çok uzun bir zaman kalmadı. Tadını çıkarsın Sayın Başkan. Dökülen asfaltlarla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sayın Başkan, 29 Ekim Caddesi, az önce Ambardere. Dökülen asfaltların ya kontrolü ya kalite, ya bir yerde bir sıkıntı var.
Kontrol mekanizması sıfır. Ben size dün de fotoğraf gösterdim. Kaldırım yapıyorsunuz, ağaçları betona sarmışsınız. Kaldırım yapıyorsunuz, çukurlar oluşmuş. Dalyan sokağa giriyorum. Sabahları oradan geçme fırsatım oluyor. 4 kere yaptınız. Bir sokağa 4 kere yaptınız. Gezelim diyorsunuz ya. Lütfen ricam bir Dalyan'dan geçin. 4 sefer oraya belki de doğrudan teminle asfalt ya da yol yapımı yapıldı. Hala çukur ve hala göçmüş durumda. Feyzi Paşa'dan tutun Gazi Osman Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi. Attığınız asfaltların kontrol mekanizması sıfır. Yani bir yol asfalt döküldükten sonra 3 ay sonra hiç olur mu? Yani 29 Ekim'de yeni çıktı. Belki de işi teslim dahi almadınız. 29 Ekim Caddesi'ndeki işinizi. Belki de teslim almadınız. Yani lütfen sabah bir gidin görün. Tırnaklar oluşmuş asfaltta. Kütür 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 ediyor. Yani bir ay öncesinden, 2 ay öncesinden bahsediyoruz. Biz burada şunu söylüyoruz. Arsa da satalım. Çerkezköy yeter ki hizmet edelim. Biz satmadan bu işler olmayacağını söylüyoruz. Ama arsa satmak yerine Kiptaş modeli gibi iştirak getirici projeler üretseydiniz bugün belki de bu arsaları satma gereği duymazdık. En azından sattığımızın da yerine bir proje koyardık. Yani gelip gördüğümüz manzara 10 yıldır Çerkezköy halkı da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden siz sadece halk ekmek üzerinden konuştunuz. Harici bir iştirak yok. Buradaki raporlar bunu söylüyor. Her denetimde, her faaliyette de söyledim Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Bir cümle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben toparlayayım dedim. Kusura bakmayın. Son sözleri aldım. Son cümlemi kurup oylayacağım. Abi bak aynı şeyi yapıyorsun Mehmet Bey. Bak sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz ama. Hadi tek cümle istiyorum. Tek cümle istiyorum. Toparlayıp gündeme geçeceğim. Tatravalı siyaset ne demek? Açıklar mısınız? Ben anlamadığım için soruyorum. Tamam. Kimse kimseye mahkum değil. Kimse kimseye mahkum değil. Burası müsaade. Müsaade. Burada sözü ben veriyorum. Müsaade. Bak bir cümle kuracağım. Siz süreç içerisinde sözü derseniz ben sizi görürüm. Ondan sonra söz veririm. Ben diyorum ki konuşma bitiyor. Müsaade et ya. Taht ravarla siyaseti falan filan diye cümle kuramazsın. Burada herkesin söz hakkı var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu var, MHP'nin grubu var, AK Parti'nin grubu var, İYİ Parti'ni temsil eden siz varsınız. Burada 31 kişi her an oy söz isteyebilir ama bunu bir görelim, müsaade et yani. Şimdi söz veriyorum, kısaca toparlayın. Buyurun. Ya 2 saat kendinizi methediyorsunuz. AK Parti, CHP. AK Parti, CHP. Bırakın ki bu meclisi meclisin efendim. Siz ne söyleyeceksiniz onu söyleyin ya. Buyurun ediyorum. Şu mesele diyoruz performansa girmez. Çöp diyoruz performansa girmez. Peki burada temsili konuşuyorsunuz. Fuarları konuşmuyorsunuz. Müziğe yatırdığınız parayı konuşmuyorsunuz. Sanatçıya verdiğiniz parayı konuşmuyorsunuz. Ne kadar tepki aldığınızı ölçtünüz mü? Bunların dışında şimdi yol bisiklet konusunu açıyorsunuz. Biz yol bisiklet yolları, taşlar kırılmış, taşlar yerinden oynamış diyoruz. 2024 performans içerisinde yok. Biz hangi performansı konuşuyoruz? Geçmişten geleceğe ışık tutacaksak geçmişinizi biliyoruz. Geleceğinizden bundan tahmin ediyoruz. Bırakın da konuşalım birkaç konuda ya. Bakın Mehmet Bey. Bitti mi? Bu kadar konuşuyoruz. Anladım. Şunu karıştırıyorsunuz. Bir önceki maddede 2024 yılı performans programını konuşuyorduk. Ben söz istediğinizde maddeye göre söz isteniyor burada. Birinci madde performans programını konuşuyoruz. Meclis döneminin sonuna geliyoruz da ben size yine usul anlatmış olayım. 2024 performans programına dair konuştuk. İkinci maddedeyiz şu anda. Şu an bütçe konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz önce gündem maddesi ayrıydı. Bugünkü şu anki gündem maddesi ayrı. Onların altını çizmek için söylüyorum. Takip ederseniz o takibe göre söz isteyin, o takibe göre konuşma hakkınızı kullanın Mehmet Bey. Şimdi ben çok uzatmayacağım. Adem Bey de bir şey söyledi, Mehmet Bey de araya girdi. Yani bir tek cümle kurayım. İşte siz geliyorsunuz, biz gidiyorsunuz falan filan deyip bağladın konuyu Adem Bey. Yani kimin gelip kimin gideceğine Yüce Millet karar verecek, kimse merak etmesin. Gündemin ikinci maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 gün
71.680 sayılı 2024 mali yılı gelir gider bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü şekliyle kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Mehmet Bey, bir çekimserle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üçüncü madde, buyurun. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12.2023 günü 71.681 sayılı 2024 mali yılında o kalemde resmi görev bulunmayanlar ödeyecek ücretin tespiti. 2024 mali yılında o kalemde resmi görev bulunmayanlara 2024 yılı merkezi bütçe kanunda belirtilen en yüksek devlet memurunun bir günlük harcının ödenmesine komisyonun birinci oy birliğiyle karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisin önüne sunulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 gün 71.681 sayılı 2024 mali yılında uhdelerinde resmi görev bulunmayanlara verecek ücretin plan bütçe mi? Plan bütçe komisyonunda tarife komisyonunda kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser. Mehmet Bey çekimser. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bir çekimserle oy çokluğu. Oy çokluğu kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Tarife komisyonu raporu. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12 Eylül 2023 günü ve 71.682 sayılı 2024 mailinde zabıta personelinin fazla çalışma mesai ücretini tespiti. 2024 mailinde görev yapılacak olan zabıta memurlarına verilecek olan fazla mesai ücreti olarak 2024 mali yılı için yayınlanacak olan merkezi bütçe kanunda belirtilen en yüksek ücretin fazla mesai ücreti olarak verilmesine komisyonumuz joy birliğiyle karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Gündemin dördüncü maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün devam ediyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12 Eylül 2023 gün 71.682 sayılı 2024 mali yılında zabıta personelinin fazla çalışma mesai ücretinin tarife komisyonunda kabul edildiği şekilde kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci madde, buyurun. Bütçe komisyonu raporu. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12 Eylül 2023 tarihinde 71.683 sayılı başkan yardımcısı maaşı hakkında yazılarının görüşülmesi. Belediye başkan yardımcıları, belediye başkanına verilen ödeneğin 2024 mali yılında 2003/2 oranında ödenek verilmesine komisyonumuz joint birliğiyle karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisin onayına sunulmuştur. Gündem 5. maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 gün 71.683 sayılı başkan yardımcısı maaşı hakkındaki müzekkerenin plan bütçe komisyonunda kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, ettiniz mi etmediniz mi? Ettiniz. Hayırlı olsun. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde. Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 tarihinde 71.684 sayılı huzur hakkındaki sayılı yazıların görüşülmesi. 2024 mali yılında belediye başkanının ödenmekte olan aylık brüt ödeneği günlük tutar 3/1 oranında huzur hakkı ödenmesine komisyonumuz joy birliğiyle karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Gündemin 6. maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül 2023 gün 71.684 sayılı huzur hakkındaki huzur hakkındaki değil mi? Evet. Huzur hakkındaki yazmışsınız da. Evet. Huzur hakkı hakkındaki müzekkerin hangi konusu? Plan bütçe komisyonunda kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, etmediniz. Tamam. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mehmet Bey red verdi. Yedinci madde, buyurun. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.10.2023 tarihinde Komisyon Başkanı Gökhan Keleşoğlu, üyeler Cevdet Arkak, Serdar Hükmez Yıldırım Özgür ve Adem İşin'in katılımıyla Belediye Meclisi'nin 02.10.2023 toplantısının 23. meclisinin 3. oturumunda görüşerek
İmar ve Bayındır Komisyonu'na havale edilen gündemin 7. maddesindeki 25.09.2023 tarihli 77.99 sayılı Kızılpınar Ufuk Mahallesi güneyi yol hakkındaki uygulama imar planı değişikliği müzakeresinin müzakeresi için toplanmıştır. Söz konusu bir bölümüyor şekli Kızılpınar Atatürk Mahallesi 30 metrelik imar yolu ve park rekreasyon alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliğine esas bir 25 milyon şekli Kızılpınar Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2023 tarih 1083 kararıyla onaylandığı görülmüştür. Bahsi geçen plan değişikliğiyle mevcut bir bölü ölçekli planlarda bulunan Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nin güneyindeki 30 metrelik yolun mevcutta bulunmadığı gibi planda tarım alanlarını kestiği ve uygulanabilirliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nın devamı niteliğinde meclisimize sunulmuş bir bölü ölçekli Kızılpınar 30 metrelik imar yolu ve park rekreasyon alanına ilişkin uygulama imar değişikliği ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda oy birliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur. Gündemin 7. maddesi İmar Şehircilik Müdürlüğü 25.09.2023 gün 72.499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi güneyi yol hakkındaki uygulama imar plan değişikliğinin plan ve bütçe komisyonunca İmar ve Bayındırı komisyonunca kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bugün komisyonlar karıştı. Komple karıştı. Hepsi karıştı. Komisyondur belki. Yok. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Biraz rahatsızım ama hiç sorun yok. Gündemin 8. maddesi buyurun. İmar ve Bayındırı Komisyon raporu. Belediye İmar ve Bayındırı Komisyonu 3.12.23 tarihinde Kıray Güneşoğlu, Cevdet Aykaç, Serdar Ülfes, Adem İşli ve Yıldırım Özkul'un katılımıyla saat 14'te Belediye Meclis Odası'na toplanmıştır. Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.2023 tarih ve saha ismini belirlenmesi hakkındaki yazısı talebi. 5.393 sayılı belediye kanunu belediyenin görev ve sorumlulukları başlığı altında bulunan 18. maddesini ekendiğinde meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, beldeyi tanıtıcı amblem, plama benzerlerini kabul etmek hükümleri yer almaktadır. Hüküm gereğince Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının adını belirlenmesi hususu. Yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının adının 100. yıl olarak belirlenmesi konusunda komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiş olup tavsiye karar olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Yapmadığımız bir şeye isim vermiyoruz. Yaptığımız bir şeye isim veriyoruz. Onun altını çizeyim. Sonra ne yaptınız diye soruyorsunuz. Arada ben de hatırlatmış olayım. Ben de bir şey ekleyeyim. Tabii buyurun. Meclis olarak Türkiye 100 yılı diyelim. Cumhuriyetimizin 100. yılında son meclisimiz galiba. Bize denk geldi. 100. yılın son meclisini yapıyoruz herhalde. Önümüzdeki ay farklı. Evet. 100 yıla gireceğiz diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Son meclis herhalde bize nasip oldu. Hayırlı olsun diyorum. Yaptığınız yatırımları her zaman söylüyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Yüzüncü yıl ismi de yakışmış. Türkiye 100 yılı. Evet, Türkiye 100 yılı başlığı bizden desin. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Türkiye 100 yılı değil, Cumhuriyet'in 100. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük emeklerle kurmuş olduğu, şehit kanlarıyla kurulan bu cumhuriyetin 100. yılına kavuşuyoruz. Çok kıymetli, çok önemli. Dolayısıyla Kızılpınar'da da yapmış olduğumuz bu sahanın da ismine oy birliğiyle karar vereceğiz 100. yıl diye. Bütün Çerkezköy'e hayırlı olsun. Özellikle Kızılpınar'daki vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 29.09.2023 gün 72.908 sayılı sahanın isminin 100. yıl futbol neydi? Stadı. 100. yıl futbol stadı olarak belirlenmesinin kabulünü oylara sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 9. madde buyurun.
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3-12-23 tarihinde saat 14'te Belediye Meclis Odası'na Komisyon Başkanı Gökhan Kilişoğlu ve üyeler Cevdet Aykaç, Serdar Ülmez, Adem İş ve Yıldırım Özkul'un katılımıyla Belediye Meclisi'nin 2-12-23 gün ve 18. toplantısının birinci birleşim birinci oturumunda görüşlerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen gündemin 11. maddesindeki Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün 2-12-23 tarih 72.973 sayılı belediye hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır. Bir önceki meclis toplantısında dilekçeleri tek tek okumuştum. Uygun görürseniz komisyon raporunun sonunu uygun görürseniz. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Tabii tabii. Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde yukarıda belirtilen şekilde ilgi A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, B, R, S, T ve O, şeklinde satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan belediyemize ait hisselerin parsellerde bulunan diğer maliklerinin satışının yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilerek tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Yine ilgi Y dilekçeyle satışa talep edilen adı geçen muhtelif ada parselde bulunan belediyemize ait hissenin parselde bulunan diğer maliklerine eşit hisse nispetinde satışının yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilerek tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. İsterseniz bunları oynayacak mısınız? Yoksa bitir. İlgi Ş ve Ü dilekçeleriyle satışa talep edilen adı geçen muhtelif ada parselde bulunan belediyemize ait hissenin ise yukarıda belirtilen şekilde diğer hissedarlara satışının yapılmasına Gökhan Kenişoğlu, Cevdet Aykut ve Serdar Ülmez'in evet, belediye hissesinin %50 hissesinden fazla olmasından dolayı Adem İşi ve Yıldırım Özkul'un ise hayır oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilerek tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. İlgi ve dilekçeyle satışı talep edilen Kafak Necesi Karaç Mahallesi 490.17 parselde bulunan tamamı 282,76 metrekare miktarındaki Çerkezköy Belediyesi'ne ait 26,27 metrekare hissenin diğer malik evin hak yola satışının Çerkezköy Belediyesi'nin 4.4.2011 tarih 2011-7 kararı oğlu belediye meclis kararı ile satışına karar verilmiş 25.4.2011 tarih 2011-260 kararı oğlu ecuman kararı ile Kapaklı İlçesi Karaç Mahallesi 490.17 parselde bulunan Çerkezköy Belediyesi'ne ait 26,27 metrekare hisseye toplam 1655,01 TL bedel tespiti yapılarak onaylanmıştır. Emine Akyol tarafından 13.5.2011 tarih ile 155 TL bedel ödenmiştir. Ödenen 155 TL bedel Çerkezköy Belediyesi'ne ait 26,27 metrekare hissenin 2,46 metrekare kısmına tekabül etmekte olup geriye kalan belediyemize ait 23,81 metrekare hissenin kıymet takdir komisyonumuzca bedelinin belirlenerek belediyemize ödenmesine müdakip parselde yer alan belediyemize ait 26,27 metrekarelik hissenin tapulu hisse sahibi olan Emine Akyol'a satışının yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur. Anlatacağım şimdi. Gündemin kaçıncı maddesi? Şimdi şurada başlayalım. Şurada. Dokuzuncu madde. Gündemin dokuzuncu maddesi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, T ve U maddelerinin satışının kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. G oy vereyim. Dur benim. Y maddesinin kabulü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin Ş ve Ü maddelerinin kabulü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Konu belediye hisselerinin satışı Mehmet Bey. A'dan U'ya, Y'ye kadar sattık. Şu anda aynının içerisinde bulunan Ş ve Ü maddelerinin satışını oyluyoruz. Efendim? Ayrıca oyluyoruz. Biraz önce okudular, takip etmediniz sanırım. Ş ve U maddelerinde AK Parti grubunun %50'den yüksek oldu diye şerhleri var bugüne kadar koydukları gibi. Şu an Ş ve U maddelerinin %50'den fazlası Çerkezköy Belediyesi'ne ait olduğu için satmayalım diyorlar. Siz şimdi karar vereceksiniz. Gündemin Ş ve Ü maddelerinin satışının kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
Çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin V maddesinin okunduğu şekliyle kabulünü, satışının kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oy birliğiyle. 9 bitti mi? Bitti. Bitti. Evet. Gündemi tamamladık. Kasım ayının 1'inde buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Teşekkür ederim.